Şimdi Java kodlaması kısmına geçelim. Öncelikle gelip şu main activity kısmında benim iki tane edit tekstim var. Bir tanesi edit at, diğeri edit soy at. Sonra bir tane de butonum var. Tıklayınca öbür sayfaya gönderecek beni. btn giriş. Sonra bunların ID ile tanımlamalarını yapmam lazım. Tanımlamalarını yapalım. Edit at find view by id r nokta id nokta edit soyad eşittir id'ye göre buldur find view by id r nokta id nokta btn giriş. Şimdi özür dilerim, ne btn girişi, edit soyad. Şimdi bir de btn giriş eşittir id'ye göre buldur find view by id r nokta id nokta btn giriş. Btn girişe tıkladığımda new on tab tuşuna basıyorum. Ne yapsın? Bir tane intentim olsun, niyet. Önceki derslerde bunlardan bahsetmiştik. Ne olsun? Sayfa 2'ye git olsun. Eşittir new intent. Nereden gidecek? Main activity nokta diz'den, yani şuradan gidecek. Nereye gidecek? Sayfa 2 activity nokta class'a gidecek. Yani şuraya gidecek. Şimdi gelip start activity yazırsam sayfa 2'ye git. Çalıştırırsam sayfa 2'ye gider. Bir emülatörümün gelmesini bekleyeyim. Program geldi. Giriş yapa tıkladığımda ad soyad olan sayfa 2'ye gidiyor. Geri tuşuna bastığımda da giriş yapa dönüyor. Şimdi arkadaşlar, ben buna adı göndereceğim. Adı göndermek için şöyle bir şey yapmam lazım. Bir tane string ad değişkenim olsun. Bu da edit add'dan get text'i alsın. Bu arada şunu bir keseyim. Şöyle buraya yapıştırayım. String şeklinde alsın. Şimdi adı göndereceğim. Şu intent'le birlikte şu start activity İkisinin arasına yazacağım. Giderken şurada git. Ne yapsın? Sayfa 2'ye git nokta put extra. Bir tane isim veriyorum. Adı göndereceğim. Ad olarak neyi göndereceğim? Şuradaki string adı. İsmi aldırdım. Burada saklatıyorum. Ad olarak bu sakladığım şeyi gönderiyorum. Şimdi geleyim sayfa 2'ye. Şu onCreate'e. Diyorum ki intent al eşittir get intent nokta get string extra adı al. Bu arada şu intent değil de string olsun. Alınan ad olsun. Alınan ad. Öbür taraftan geleni aldım. Adı attı. Onu aldım. Bu alınan ada aktardım. Şimdi de gelip şöyle bir şey yapayım. Bu sayfa 2'de bir tane text view kullanmıştım. Text view. Hemen şöyle bir şey yapayım. txt ghost der olsun. Find view by id
txt göster eşittir find view byID r nokta id nokta, buna biz id vermemişiz, şuraya geleyim, id txt göster. Şimdi geliyorum, bir daha yazayım, txt göster diye görünüyor. Sonra şu txt göster nokta set text metnini ayarla. Nasıl ayarla? Alınan ad diye ayarla. Herhangi bir dönüşüme gerek yok çünkü bu string, string'i de direkt olarak gösterebiliyorum. Çalıştırayım. Geliyor. Nurullah yazıyor. Ops. Şurada. Nurullah. Şimdi gönderiyorum giriş yapla. Burada Nurullah'ı görüyoruz. Mesela soyadı da göndereceğim. Şu main activity'ye geleyim. Bir tane daha değişkenim olsun. Soyad. Soyad. Bunu da edit soyattan alıp burada saklatacağım. Tutucum. Bunu alıp burada tutturacağım. Adı gönderdim sayfa 2'ye. Sayfa 2'ye git nokta put extra. Bu sefer soy ad diye gönderiyorum. Bakın şuna azami dikkat edin. Şunlar string şey, niyetlere verdiğimiz isim. Karşı taraftan da onları o şekilde almak zorundayız. Ne gönderiyorum? Tutturduğum soyadı gönderiyorum. Şimdi karşı tarafa geliyorum. Şurada string Ali'nin soyad aldığımı bunda tutturayım. Eşittir. Get intent nokta, oradan ekstra olarak gönderilen get string, onu al. Hangi adla göndermiştim? Soyad. Şunu bir daha bahsedeyim. Bunu da hangi ismi veriyorsam gönderdiğimi öbür tarafta da o şekilde almam lazım. Şimdi artık şöyle yapayım. Şurada merhaba boşluk artı boşluk artı merhaba boşluk Nurullah. Şuna gerek yok o zaman. Çünkü iki kere boşluk bırakmış oluyorum. Artı boşluk sonra artı soyad alınan soyad sonra artı boşluk hoş geldin. Hoş geldin. Yan yana iliştirerek yazı yazıyorum. Şimdi merhaba boşluk Nurullah boşluk taş boşluk hoş geldin yazacak. Hepsini bitiştirirdi. Şimdi çalıştırayım. Programım hızlı bir şekilde geliyor. Ad yazayım Nurullah. Soyad yazayım. Taş. Giriş yap diyorum. Bir sıkıntı var bakayım. Zannedersem sorunum tamamen yeniden derlenmesini beklememekten kaynaklı. İşimi sağlama almak amaçlı bir daha bir çalıştırayım. Şimdi bir daha deneyeyim. İsme mesela Zeynep yazayım. Zeynep. Soy isim Yaren olsun. Giriş yap diyorum. Merhaba Zeynep Yaren. Hoş geldin diye programı görüyoruz. Intentlerle veri aktarımı da bu şekilde. Yeni konularla devam edeceğiz.